Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi. Muhteşem istihbarat diyorlar ama bunları da yaşamadık mı? Seçimden sonra kurulan kabinenin saray yönetimi bir türlü hükümet demiyor hep kabine diyor. En gözde isimlerinden biri Hakan Fidan. MİT'e atandığı 27 Mayıs 2010'dan Dışişleri Bakanı olduğu Haziran 2023'e kadar yöneten ve bir istihbarat dehası gibi yönettiği söylenen Hakan Fidan'dan şimdi de yeni görevinde büyük zaferler kazanması bekleniyor. Yandaş medyada Hakan Fidan'ı her fırsatta göklere çıkarıyor. Dünya çapında bir dahi diplomat gibi sunuyor. Ancak Hakan Fidan'ın MİT başkanlığı yaptığı dönemde yaşanan o kadar çok acı olay var ki, insan peki bu nasıl bir istihbarat dahisi demeden edemiyor. Şimdi size 13 yılda sadece hafızalarda kalan, mutlaka unutulan da vardır. Acı olayların bir listesini sunmak istiyorum. Bu acı olaylardan sonra pek çoğunun faili yakalanmış olabilir ama istihbaratın asıl amacı bunları olmadan önlemek değil midir? 2010, 17 Nisan, Samsun'da devriye yapan polislere saldırı 2 şehit. 31 Mayıs, İskenderun, Deniz Üst Komutanlığı'na saldırı 6 şehit. 19 Haziran, Gediktepe Üst Bölgesi'ne saldırı 11 şehit. 31 Ekim 2010, Taksim Meydanı'nda bombalı intihar eylemi 15 polis toplam 32 yaralı. 2011, 14 Temmuz, Silvan Kırsalı'nda dinlenen askere saldırı 13 şehit. 17 Ağustos, Çukurca'da asker konvoyuna saldırı 12 şehit. 11 Eylül, PKK'lı teröristler düğün bastı 5 asker ve polis şehit. 20 Eylül, Çankaya'da kaymakamlık önünde patlama 3 kişi hayatını kaybetti. 18 Ekim, Güroymak'ta askeri konvoya saldırı 9 şehit. 19 Ekim, Çukurca'da saldırı 24 şehit. 29 Ekim, Cumhuriyet kutlaması iptal edildikten sonra AKP il başkanlığı önünde patlama 3 kişi hayatını kaybetti. 2012, 12 Nisan, Amasya'da bombalı saldırı 2 şehit. 19 Haziran, Dağlıca Karakonu'na saldırı 8 şehit. 9 Ağustos, İzmir Foça'da askeri konvoya saldırı 2 şehit. 20 Ağustos, Gaziantep ilçe emniyete saldırı 9 şehit. 18 Eylül, Bingöl merkezde askeri konvoya saldırı 10 şehit. 2015, 21 Temmuz, İşedin yaptığı Suruç saldırısı 31 vatandaş hayatını kaybetti. 22 Temmuz Şanlıurfa Ceylanpınar'da uykudaki iki polis başlarına sıkılan birer kurşunla şehit edildi. 28 Temmuz Binbaşı'ya hain pusu. 29 Temmuz Erdoğan çözüm süreci devam ettirmek mümkün değil. 30 Temmuz Meclise terörün araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 10 Ağustos Terör saldırısı İstanbul'da 6 şehit. 19 Ağustos Lice'de 3 şehit ve Siirt'te 8 şehit. 24 Ağustos Mehmet Yarbay'ın isyanı düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş demeye başladı 25 Ağustos Şemdinli'de 2 şehit 4 Eylül Dargeçit'te geçitte 4 polis şehit 7 Eylül Dağlıca'da 16 asker şehit 8 Eylül Iğdır'da 13 polis şehit 12 Eylül Davutoğlu'nun anketlerde yükseliş trendi açıklaması 14 Eylül Şırnak'ta 3 şehit 29 Eylül Pozantı'da 2 şehit 30 Eylül Hakkari'de 3 şehit 10 Ekim, IŞİD terör örgütü Ankara katliamında 102 vatandaşı öldürdü. 18 Ekim, Dağlıca'da 3 şehit. 2016, 12 Ocak, Sultanahmet Meydanı'nda IŞİD tarafından üstlenilen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. 14 Ocak, Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın üstlendiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 17 Şubat. Genelkurmay Başkanlığı binası önünde askeri servis araçlarının geçişi sırasında terör saldırısı 29 kişi öldü. 13 Mart. Türkiye'nin başkentinde 5 ay içinde 3. bombalı saldırı düzenlendi ve 36 kişi hayatını kaybetti. 19 Mart. Beyoğlu Kaymakamlığı önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. 28 Haziran. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleşen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirdi. 27 Nisan, Bursa Ulu Camii yanında düzenlenen intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. 20 Ağustos, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğününde düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda ise 59 kişi yaşamını yitirdi. 10 Aralık, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde önce Vodafone Arena stadındaki maçın ardından bombalı araçla iki kez saldırı düzenlendi. 40 emniyet mensubu şehit oldu, 7 kişi hayatını kaybetti. 17 Aralık, Kayseri'de çarşı izne çıkan askerlere yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu. 2016 yılının son günü, Reyna saldırısında çoğu turist 39 kişi hayatını kaybetti. 2022, 26 Eylül, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir polis evine PKK militanları tarafından ateş açıldı ve bombalı. İran Cumhurbaşkanı Türkiye gezisini son anda iptal edildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi önceki gün Ankara'da olacaktı. Ancak ne olduysa oldu ve bu gezi iptal edildi. İşin tuhaf tarafı İran tarafı bir gerekçe göstermediği gibi ertelemeden de söz etmedi. İptal edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yetkilileri de bir yabancı ajansın konuyla ilgili sorusu üzerine gezenin iptal edildiğini ancak gerekçeyi bilmediklerini açıkladı. AKP Genel Başkanı Erdoğan 11 Kasım günü uçakta yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı reisinin 28 Kasım'da Türkiye'de olacağını söylemişti. Yardım gemisi 2 tane, ticaret gemisi 325 tane. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Erdoğan, Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini büyük ölçüde tamamladık. Toplam 1500 ton insani yardım taşıyan ikinci yardım gemimiz bugün yola çıkıyor. Türkiye devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır dedim. Türkiye'nin Gazze'deki Filistin halkına insani yardım yapması elbette övünülecek bir durumdur. Ancak yardım amaçlı sadece iki gemi gönderilmişken, İsrail e ise savaşın başladığı günden bu yana 300'ün üzerinde yük gemisi gitti. Bu gemilerde neler yok ki? Öncelikle akaryakıt ve özellikle savaş uçaklarının kullandığı benzin var. Gıda ve ihtiyaç malzemeleri var. Demir çelik var. İsrail'in muhtemelen savaş sanayinde kullandığı aramallar ve yedek parçalar var. En son Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın bir gemisinin de İsrail'e mal taşıdığı iddiaları ortaya atıldı. MB adlı şirketin ortağı olan Burak Erdoğan'ın gemisinin İsrail'e çok sayıda sefer yaptığı ileri sürüldü. Ancak şirketten yapılan açıklamada geminin sadece işletmeciliğinin yapıldığı, daha önceden imzalanmış olan ticari anlaşmalar gereği bu ülkeye sevkiyat yapan şirketlerin mallarının taşındığı belirtildi. Tabii sonuçta gemi kimin olursa olsun Önemli olan Türkiye'den böyle bir ortamda İsrail'e yapılan ticaretin devam etmesi. İsrail'e ticareti tüm hızıyla sürdürenler, savaş başka ticaret başka, yapılan anlaşmalara uyulmazsa çok büyük tazminatlar ödenir diyor ama Türkiye bu konuda bu kadar hassas davranırken ticaretin sırf tazminat bahanesiyle devam etmesi kamuoyunun vicdanını sızlatmıyor mu peki? Üstelik mecliste bu konuda açılması istenen bir soruşturma önergesinin AKP ve MHP'liler tarafından da reddedildiğini unutmamak gerek. Sülün Osman nasıl dolandırırdı bilir misiniz? Şimdiki nesil Sülün Osman'ı pek tanımaz ama bu adı mutlaka bir yerlerde duymuştur. Sülün Osman İstanbul'un 50'li yıllardaki en büyük dolandırıcısıydı. O tarihlerde Anadolu'dan İstanbul'a gelenleri dolandırmasıyla ünlüydü. Örneğin Galata Kulesi'ni, Beyazıt Kulesi'ni, Galata Köprüsü'nü İstanbul'u gördüğünde şaşkınlık geçiren saf Anadolu insanlarına satmıştı. Fatih Terim fonu olayının ortaya çıkmasından ve bazı futbolcuların akılsızca para kaptırmalarından sonra bir Sülün Osman hikayesi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bakın kendi ağzından anlattığına göre Sülün Osman insanların akılsızlığından nasıl yararlanmış. Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. Bunlardan birini anlatayım da siz hak verin bana. 10 tane bilezikle geliyorum. Adamın önüne akşam vakti. Kuyumcunun kapısındayız. Dükkan kapalı. Karımın hastalığını anlatıyorum. Acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini, o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan. Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı 1000 lira. Diyorum ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın getirisi umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın. Adam sabah kuyumcuya gelip bilezikleri bin liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. O arada benim ayakçım da ortaya çıkıyor ve o almak istiyor bilezikleri. Telaşlanıyor adam. Kazanç imkanı kaybolacak diye. 300 lirayı verip alıyor bilezikleri. Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince dolandırıldım diye karakola gidiyor ve ben aranıyorum. Demiyorlar ki ona, be adam bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı diye. Gayet açık ki beni dolandırmayı planlamıştı. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Tıpkı futbolcuların başına gelen olay gibi değil mi?